19 Kasım 2022 Cumartesi günündeyiz. Daha önce de dediğimiz gibi evet artık sonbahardayız. Ancak bugün de gerçekten çok gayet güzel. Şu an 25 derece civarında ısı var, süper, gayet iyi. Bugün tabi Kızılırmak sanayi sitemize, küçük sanayi sitesi diyoruz. Şöyle buraya bir uğrayalım. Burada efendim el sanatları, el emeğiyle efendim çalışan bir iki arkadaşımızla, eğer uyarsa, denk gelirse böyle bir muhabbet yapmayı düşündüm. Sanayi sitemize girdik. Küçük sanayi diyoruz. Tabi daha önce yukarıdaydı. Yukarısı büyük sanayi diye geçiyor. Ancak burası da tabi aynı şekilde esnaflarla dolu. Özellikle hafta sonu, cumartesi günleri tabi oldukça hareketli geçiyor. Çünkü hafta içi tabi işi gücü olanlar, ortamı, zamanı müsait olmayanlar genelde böyle tamirat işlerini hafta sonlarını efendim ayarlıyorlar. Tabi bu girdiğimiz yerde burada kaportacılar ve hurdacılar tabi burada geri dönüşümcü hurdacılar var. İşte gördüğümüz gibi kaportacısından efendim her türlü işçilik, el emeği olan efendim otoparça, oto üzerine alım satım, tamirat, işte traktörlere kadar her türlü bakım, tamirat mevcut. Dediğim gibi hafta sonu hava da güzel. Bugün belki de kış öncesi en güzel havalardan biri. Haftaya, daha ileriye, daha sonra ne olur? Artık önümüz kış tabi. Kış hazırlıkları bundan sonra yapılacak. Tabi bu karşımızda da görüyoruz, burada işte orman ürünleri, kereste, ahşap, efendim çelik kapı, ahşap kapılar. Burada hem kendileri imal ediyorlar, tabi alıp satanlar da var muhakkak. Böyle kısaca hem burayı böyle bir gezelim, buradaki hareketliliği görelim. Dediğim gibi böyle müsait olan, denk geldiklerimizde böyle küçük yaptıkları işlerle ilgili böyle bir muhabbetle edersek böyle daha güzel bu nostaljiyi, Bafra Nostalji programımızı da böyle biraz daha süslemiş oluruz diye düşündük. Bakalım ne olacak. Sanayi evet gerçekten hareketli. Cemal abim de burada, sabah görmüştük kendisini. Burada devam ediyor.
Tabi burada Bafra Müftülüğü'nde Kızılırmak Sanayi Sitesi, efendim burada bir mescidi var, camii var. Orada güzel böyle düzenlenmiş, güzel şirin bir minare de yapmışlar. Buradaki esnaflara hitap ediyorlar. Şöyle şu aradan da böyle bir girelim, burayı da geçelim. Gelmişken böyle her zaman gelemiyoruz. Tabi burada bulunan bütün birçok tanıdığımız arkadaşımız var. Yıllarca efendim işlerimizi yaptılar, tamiratlarımızı yaptılar. Uzun zamandır bu arabacılık işleriyle uğraştığımız için tabi sanayiyi tanımak zorundayız. Mecburen işimiz düşüyor, düşecek tabi. Buradaki bu esnaflar da işte bu işten para kazanıyorlar. Burada şu an burada bulunan tanıdık tanımadık tüm esnaflarımıza kolaylıklar, başarılı çalışmalar diliyoruz. Tabii arada bir böyle trafik sıkışıyor, yoğunlaşıyor. Efendim, herkes birbirine böyle saygılı şekilde yolunu veriyor. Yani küçük sanayide diyelim, böyle küçük bir gezi yaparak böyle bugünkü nostaljiyi de tamamlarız inşallah. İşte 3-4 böyle parça iş yerleriyle iki taraflı hem arka böyle sokaklarla daha önceden düzenlendiği şekilde böyle gidiyor tabii ki. Buradan Recep Usta'ya da merhaba diyelim. Bizim bileyici arkadaşımız var. Hemen burada bizim Mustafa Usta, kaportacı, egzozcu Mustafa, ona da merhaba diyoruz. Yine burada Ufuk yeğenimiz ve Kamil Baş yeğenimiz burada. Onlar da efendim çalışmalarına devam ediyorlar. Hepsine biz kolay gelsin diyoruz. Bura merkez sanayine. Küçük sanayi, yukarı sanayi işte kavşaktayız. Tabi üst geçit, alt geçit düzenlendikten sonra burası şehirden geldiğimizde burası dönüş kavşağı oluyor. Samsun'a gidenler de buradan dönerek gidiyorlar. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Komşular, sanayi esnafları. Evet. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldin. Merhaba kardeş. Kolay gelsin. Sabah şöyle çıktım evden. Bugün program falan yapmadık. Rastgele çıktım böyle. Dedim bakalım şu küçük sanayiye bir uğrayayım, kim var kim yok. Gençlerden, eski demiyorum, gençlerden diyoruz. Biz şimdi ne yapıyoruz? Bafra nostalji. Bafra'da dün, bugün, büyükler. Efendim bu işler nasıl başladı, nasıl oldu? Şöyle hem güzel, sizi zaten herkes tanıyor da. Gene de bir görsünler işte ben şuyum falan diye bir izah edin. Dedi ki, sesimiz daha az yüksek olsun he. Bu işe, evet. Babam minibüsçüydü. Arabasını yaptırmaya giderken ustaya da öyle tanıştık. Orada başladık. Yaşlar kaç o zaman Hasan abi? Kaç? 1975.
75'lerde öyle ufak ufak babadan o araba işlerini tabi merak olunca öyle öyle başladı. 75-81 arası çıraklık görevi. Kimdi çırak usta, kimdi Serhan Burhan usta? Burhan Gündüz. Burhan Gündüz, Burhan abi. Yaşıyor mu Burhan abi? Hayatta çok şükür. Allah sağlıklar versin tabi onlara. Ustalar her şeyi ne yapıyor? Ustadan öğreniyor. Evet, aynen. Ama genelde bizde bir laf var, ne diyorlar? Çırak ustayı geçermiş. Geçecek tabi bazen. Değil mi? Zaten çırak ustayı geçmezse sanat ölür diyor. Helal abi! Bulunduğu yerde kalmış. Hatalı sollarsa kendi ölür diyor. Evet, sollama da yok, iyi gitmek lazım. Helal abi! Evet, Hasan abi. Şimdi o şekilde başlıyoruz. Helal abi gelsene, helal abi! 81'de askere gittik. 83 Ocak'ta geldik. Mart'ta esnaflığa başladık. 83? 83 Mart'ında. Böyle çok şükür devam ediyoruz. Şimdi tabi bizim sizi tanıyanlar, baklada işte bu araba işleriyle uğraşanlar tabi Hasan abiyi çok iyi tanıyor, biliyor. Bir özelliği var Hasan abinin. Biz onu kendi yüzüne söyleyelim tabi, herkes söylüyor. Parçayla çok işi olmaz. Evet. Arızayı ayarlar. Kendi orada bulunan ufak tefek parçalarla, yapıştırmayla onu bir güzel sizden dinleyelim. Hasan abi. Olabildiğince yapmaya çalışıyorum. Ama olmadı mı muhakkak ki yenisini alacağım. Ya malzeme öldüyse yapacak bir şey yok. Yenisi olacak. Ama asıl olan ne? Elindeki mevcut bulunanlarla onu o işi çözmek. Götürebilmek. Yani. Lakabı da var. Nasıl? Lakabı da var. Ha, onu evet, kendisini de kendine soranlar da var. Duydum, bu lakap şey neymiş onu biz bazen duyuyoruz da bir de kendi ağzından diyor. Ne diyorlar? Yani fazla orijinalini söyle, orijinalini söyle. Evet. Fazla değişikliği için herhalde. Ha, sen sesi fazla aldığından dolayı. İşitemediğim için. Biz öyle diyelim tabii, işin şakası. Evet, sağlık, sıhhat, ortam iyi, çok şükür. Biz şimdi genelde böyle bu tür tamirat işlerini böyle izlerken şikayetler alıyoruz. Diyoruz ki ya çırak, kalfa, işte bizim bu bildiklerimizi aktarabileceğimiz yeni böyle işe yarar elemanlar yetiştiremiyoruz diye şikayetler var. Siz kendiniz mi istemiyorsunuz, yoksa gençler mi bu işi pek sıcak yaklaşmıyor, öğrenmiyor? Ya şimdi ben burada söylemem belki yanlış olur. Yani gençliğe karşı hani ya onları yermek açısından değil tabii. Ben şimdi tabii yaşım gereği bazı işleri bıraktım. Onun için sadece kendime kolay olacak işlerle uğraşıyorum. Onun için ben de diyorum ki benim yanımda o çocuk zaten bir şey öğrenir. Biraz geç kaldık diyorsunuz. Evet, yani her işte uğraşanın yanında olursa belki daha iyi. Ben evet. Şimdi sınırlı çalışıyorum, onun için ondan sonra. Yani yeni kişilerin yetişmesinde evet, maalesef gerçekten sıkıntı var. Tabii şartlar, zaman, işte teknoloji değişiyor. Evet, tamirata çok fazla iş kalmıyor belki. İşte eskiyi çıkarıp hemen yeniyi takıyoruz. Tamirat işinde ne oluyor? Bir daralma oluyor haliyle. Ya muhakkak ki şimdi onun sebebi de şu. Bazen gerek duymuyorsun. Daha fazla uğraşacaksın ona. Yani tamir etmeden takacağın parça var. Bazı parçaya uğraşırsın. Maliyeti yüksektir. Evet. Onu belki kurtarabildiğin kadar kurtarırsın. Ama bazı parçada değmez o kadar. Kıymet yok, 5 lira 10 liralık şeylerle pek uğraşmaya yani, gerek yok. O parçanın değeri 5 liraysa ona 10 liralık uğraşmaya gerek yok. Aynen öyle. Ondan tabii. Sebep. Hem de daha uzun ömürlü oldum muhakkak ki tamir ettiğin ne kadar şey olsa, evet. Ne kadar tamir etsen de onun yine şeyi sınırlıdır. Tabii. Ona göre de maliyet olur. Evet, aynen öyle. Peki büyüklerin de bu ara ismini analım onlara. Hayatta olmayanlara rahmet dileyelim.
komşulardan, efendim buradaki ustalardan, mahalleden, köyden. Annem babam rahmetli oldu. Evet, bizde de öyle. Hepsi büyükler gittiler. Yani, ne bileyim, neredeyse biz artık şeye geldik. Yaş 60'ın üzerine çıktı. Aynı sınıfa işte biz de geldik. Allah tabii yine hepimize sağlık. Önemli olanı. Evet. Hayırlısı. İsim bırakabiliyor musun? Dönüş mü? Sağlık, sıhhat. Örneğin dün genç bir kardeşimiz gitti. Evet, oradaydık, birlikteydik. Yani. İnsanların ne zaman ne olacağı belli değil tabii. Vallahi. Kimsenin yarına garantisi yok. Her şey bugün, yaşadığımız gün ve bir de dün işte gelip geçenler, kaybettiklerimiz, efendim, hayat kalanlara devam edecek. Bu ara Dursun Bey de yanımızda, şöyle siz az yaklaşsanız, kameraya doğru siz şöyle az gelin. Efendim, kısaca sizi de şöyle bir tanıyalım. Ben Tarımköy'de emeklisi Dursun Özdemir. Evet. Hasan Usta'yı 35 yıldır tanırım. Onu ziyarete geldik, çayını içmeye geldim. Hayırlı işler demeye geldim. Ufak bir arabanda işi vardı, onu yaptırmaya geldim ustalarıma. Yani gelmişken o ara bir şey olacak. Aynen. Çay, sohbet, muhabbet, evet, aynen. Halit Usta'm böyle, Hasan Usta'm böyle. Geldiğim zaman hep güzel, güler yüzle karşılarlar beni. Sağ olsunlar, Allah razı olsunlar. Yani ne zaman gelirsem gelirim. Yani ister arabalı gelip ister arabasız gelirim. Ne kadar işler olursa olsun. İş olması şart değil. Aynen öyle. Ne kadar işler olursa olsun kalkar bakala güler yüzle hoş geldin derler. Ne mutlu. Çayımı işte. Söylerler böyle. Evet. Her zaman. Ne güzel, ne Allah güzel. Allah razı olsun onlardan. İşte ben de az önce böyle çıktım. Bugün programsız çıktım. Bazı günler böyle Bafra ile ilgili Bafra'nın hali hazırda. İşte dünü bugünü ortamı bilen arkadaşlarla bazen böyle muhabbetimiz oluyor, dünden bugünden sohbet ediyoruz. Bugün öyle çıktım, evden dedim program yok. İşte şu olacak, bu olacak, bir hazırlık yapmadım. Rastgele böyle çıktık. Bak işte ne güzel, sabah saat 10 civarları, saat çok da geç değil yani. Sanayi 9'da falan ancak başlıyor. Eskiden çok erken başlıyorduk. Kış sezonu şimdi. Yaz saati uygulanmadığı için. Tabii o da onun da etkisi var. Küçük sanayi bizim Bafra'nın hem küçük hem tabii diğer yukarıdaki sanayi. Hizmet yeri burada işte ne güzel sizin yaptığınız gibi. Parça değişim veya tamirat neyse elinden geleni geldiğini yapıyorsunuz. Bunları görüyoruz. Biz de çok işlerimiz oldu. Hasan ustamızla geldik gittik. Eski arabalarla bayağı uğraştık. Hele bir ara bir Mondeo'muz vardı Mondeo değil mi? Vardı. Artık herkes demeye başladı ya bu yeter ya bunu bir değiştirsen Mondeo'cu abi falan. Böyle bayağı bir isim yaptıydık 15 sene oldu. Ford grubundan geldik öyle öyle. Tabii arabayı kullanan ne yapacak? Sanayiye uğrayacak. Öyle hiç sanayiye uğramadan yok. Onun için ustalarımızı iyi tanımak lazım. Onlarla da iyi geçinmek lazım. Kendileri zaten iyi, sağ olsunlar. Evet Hasan ustam, bir iki böyle güzel şeyler söyleyin. Buradaki muhabbeti bitirelim. Misafir olarak dinliyor. Şimdi kameramızla sabit orada bir arkadaşımız olsa bizi böyle güzel gelse o da iyi tabi. Sağ olsun arkadaşımız da muhabbetimize katıldı. Yeni buradaki sanayi için işte meslekler için yeni bu işe başlayanlar için önerileriniz işte şöyle yapın böyle olun neler dersiniz Hasan abi? En başta. Dürüst olduğumuz her şeyi dürüst olmak. Dürüst olmak. Yani birisi az da olsa dürüst olmak önemlidir bence. Evet. Öğrenmeye açık olacak, eğilimli olacak. Tabii, aynen. Dürüst, ahlaklı, düzgün olacak.
Zaten şimdiki ustalar genelde hızlı bir değişim olduğu için kendi kendilerini yenilemek zorundalar. Evet. Yani evet, o da önemli. Çıraklık dönemimizdekiyle şimdiki olay dünya çok farklı. Tabii şu dediğiniz gibi teknolojiler değişti. Aynen. O günkü işte lambası, farı, şey malzemesi. Değil mi? Az önce ustam ne şey taktınız? Aynen. LED ampul var mıydı önceden? Yok. Yok canım. Şimdi bir sürü arabada hala yok tabii. Aynen. Onun için yeni teknolojiyi daha güzel takip edebiliriz. Evet. Elektronik teknoloji de çok ilerledi arabalarda. Evet. Yani onu zaten... Bilgisayar sistemine geçti. Evet. Herkes kendini yenileyemezse... işte geri kalır. Geri kalır. Yani şeydeki gibi kalmıyor. Çıraklık yetiştiğindeki gibi kalmıyor. Sonunda öğrenmeye devam. Devam. Lazım. Yani yaptığı sürece, çalıştığı sürece öğrenmeye devam. Yani güncellemesi lazım kendini sürekli. Evet. Güncelleme diyoruz, evet. Aynen. Yani en güzel o, güncellemeyle en son çıkan teknoloji, onu da öğrenmek zorunda. Yani kendini yenilemesi gerekiyor. Onun belki değişimini, tamiratını, her neyse tabii bunları aktif olması gerekiyor. Beklememesi zorunda gerekiyor. Evet. Aktif olması gerekiyor. Ha, yoksa ne olacak? Bizim gibi işte kalır 60-70 model aynen, eski arabalarla onlarla uğraşmak zorunda kalır. Aynen. Onun için devamlı gelişim, güncelleme şart dediğimiz şart, gibi. Şart. Evet, ne diyelim? Buradan tanıdıklara, arkadaşlara, bizi izleyenlere de bir selam gönderelim. Saygılar, selamlar. Arkadaşlarımıza saygı selamlarımız. Sağlık, sağlık. Allah razı olsun. Böyle kısaca işte güzel bir muhabbet ettik. Çayımızı içtik ne güzel. Sağ olun, Allah razı olsun. Allah hepinize sağlıklı, sıhhatli cümlemize hayırlı ömürler nasip etsin. İnşallah. Evet, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Efendim bugün az önce bahsettim, Bafra Küçük Sanayi'deyiz. Tabii bizim burada çok eski yıllardan beri tanıdığımız efendim abilerimiz, arkadaşlarımız, efendim tanıdıklarımız var. Böyle onlarla da kısa da olsa bulundukları yerlerde, ortamlarda kendilerine böyle bir kolay gelsin diyerek efendim onlarla da böyle küçük muhabbetler yapıyoruz. Bu ara tabi burada baktık yeni bir çalışma var. Kolay gelsin. Sağ olasın. Efendim burada bizim gençlerimizden bir usta var burada. Efendim biz Mehmet Usta diyoruz. Kolay gelsin ustam tekrar. Sağ olasın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ ol. Ne yapıyorsunuz bakalım? Nedir ya, bu? Döşeme işlerine uğraşırız işte. Uğraşırsınız. Döşemesi, evet. Döşemesi. Sizin tabi meslek temelden nedir? Oto, döşeme. Oto döşeme. Oto döşeme. Evet. Oto döşeme, cam filmi. Bu türlü işleri yapıyorsunuz. Asıl evet. İş oto döşeme. Evet. Mehmet abi evet. Bu nasıl başladınız bu işe? Ne zaman başladınız? Abi, biz tabi sizi 50 sene önce başladık. Bayağı eski efendim biliyoruz. Eski derken yaşlı değiliz yani. Kimse yani, öyle anlamasın. Sanattaki tecrübemiz 50 senelik bir birikim yani. 50 yıl oldu maşallah bayağı büyük bir zaman. Çıraklık, kalfalık, ustalık derken. Değil mi? 50, tam 50 yıl. İlk iş yerleriniz başlamanız kaçlardı Mehmet abi? Abi dükkanlar neredeydi? Sene 70'ti işte. 70'lerde değil mi? Evet. Ustalarımız kimdi o zaman abi? Benim, eskileri de bir hatırlayalım. Benim ustam amcamın oğluydu. Onluk derlerdi. He, onluk. Biz hep öyle biliyorduk, evet, öyle abi, duyuyorduk. İki kardeşti bunlar. Evet, evet. Onların ikisi de amcamın oğluydu, ustamızdı işte. Evet. Öyle devam ettiriyoruz. Seneler geldi, geçti evet, diyorsunuz. Onlardan devraldık işi. Evet. Peki siz çırak yetiştirebildiniz mi? Bazı arkadaşlarımız hakikaten bu konuda biraz şimdi, şikayetçi gibiler. Bizim meslekte pek adam bulunmaz. Olmaz yani bizim meslekte. Evet. Genelde işinizi kendiniz yapıyorsunuz. Evet, yetiştirsek de şey olmaz. Evet, gençlerden kim var tabii sizinle birlikte? Bizimden beri birlikte oğlum var, Kadir var işte beraber çalışıyoruz. Kadir de evet, cam filmi işi yapıyor. Evet, evet. Cam filmi, Zenon,
bilmem ne derken park sensörüdür, şudur. Böylece hayat devam ediyor diyorsunuz. Bu tahminim, şimdi benim gördüğüm bu nedir abi? Bu kapı... Bu gördüğünüz Megane arabasının kapı döşemesi. Ha, bu aşınan, bozulan efendim bu tür şeyi, kapıları siz ne yapıyor? Yeniden kaplıyorsunuz. Yeniden döşemesini yapıyoruz abi. Restorasyon güzel. Yapıyoruz. Restorasyon burada... diyoruz öyle mi? Evet. Evet, doğru diyorsunuz. Güzel şeyler. Peki bunun haricinde burada görüyorum, işte orada makinanız var. Efendim, koltuk, araç, tamam. İç döşeme ile ilgili meslek neler var Mehmet abi? Döşemecilik olduğu için. Evet. Her türlü malzememiz var bizim, şükürler olsun. Tabii, ister malzemeyi hazır işte dereydi, neydi, kumaş da evet, alıp gelsin. İster hazır alsın, fark etmiyor diyorsunuz. Aynen öyle. Yıllar önce tabii biz de birlikte, yine bir Ramazan günüydü. Orada evet, eski hatıralarımız var. Evet, bir şöyle... eski bir arabamız vardı. Onu evet, dedik bir döşetelim. Ford arabamız vardı. Değil mi? Evet. Evet ya. Yani. Ford Taunus, onu da yapmıştık. O Taunus. Zaman. Hatta daha sonra bir de Bordo vardı. Onu da şey yapmıştık. Neydi? Kılıf, dikme kılıf. Evet. Deri kılıf. Eskiden dikme yapıyorduk zaten. Bak, evet, evet. Bu, hani delikli demir çıktı, mertlik bozuldu hesabı var ya. Evet abi. Bazı işler çıktı, bizim işler bozuldu. Yani değişimle genelde uğraşıyorsunuz. Tabii. Bu tür işçilikler azaldı diyorsunuz. Aynen öyle. Evet, Mehmet Ustam, çok güzel oldu böyle bir şöyle sabah içerideki cam muhabbeti yaptık yani. Efendim. Ha, burada cam filmleri de yapıyorsunuz öyle mi? Evet, bunlar tabii yeni çalışmalar. Bizim için asıl temel olan bu asıl meslek efendim, el becerisi. O da el becerisi abi. Şu an tabii ki aynı. O yani onun konusu farklı. Bu da tabii ki farklı. Evet, buradan kolay gelsin diyelim. Tanıdıklara efendim teşekkür ederiz, sağ olun. Geçmişlerimize de hatırlayalım, onlara da rahmetler dileyelim. Evet, kolay gelsin, hayırlı çalışmalar diyelim. Burası işte 3-4 böyle parça iş yerleriyle iki taraflı, hem arka böyle sokaklarla daha önceden düzenlendiği şekilde böyle gidiyor tabii ki. Buradan Recep Usta'ya da merhaba diyelim. Bizim güleyici arkadaşımız var. Hemen burada bizim Mustafa Usta, kaportacı, egzozcu Mustafa, ona da merhaba diyoruz. Yine burada Ufuk yeğenimiz ve Kamil Baş yeğenimiz burada. Onlar da efendim çalışmalarına devam ediyorlar. Hepsine biz kolay gelsin diyoruz. Bura merkez sanayine. Küçük sanayi, yukarı sanayi işte kavşaktayız. Tabii üst geçit, alt geçit düzenlendikten sonra burası şehirden geldiğimizde burası dönüş kavşağı oluyor. Samsun'a gidenler de buradan dönerek gidiyorlar. Efendim buradan sanayiyi bitirerek böyle çarşıya doğru iniyoruz.